çok tartışılan bir uygulama ve çok tartışılan bir özelliği var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü gerçekten olmaması gereken bir özellik. Yani her şeyin bir sınırı olmalı. Hakarete varabilecek bir uygulamada elbette gereken ceza varsa, gereken yaptırım varsa yapılmalı. Bakın ekrana getirdiğim fotoğrafta ilk kareye bakın, son kareye bakın. Orada bir değişiklik var. Yani ten rengi de bir değişiklik var. Bir ırkçılık özelliği var burada. Beyaz tenli bir insana gidip zenciye çevirmek, yani ten farkını vurgulamak gibi bir amaç teşkil ediyor bu uygulama. Ve hangi uygulama derseniz, FaceApp. Çok tartışıldı bu özelliği. Bakın Twitter'da dijital ırkçılık söylemlerini ortaya çıkardı FaceApp ve ırk değiştirme filtreleri vardı. Bu yüzden bu söylemleri ortaya çıkarmıştı. Neyse ki bu filtreler kaldırılıyor. Yani o kadar aylarca tartışıldı. Yeni kaldırılma kararı aldı. Bence geç bile bir karar. Ama kaldırılıyor, aktaralım. Normalde oluşturduğu başarılı filtrelerle herkesin beğenisini kazanmıştı FaceApp. Yani ırkçılık özelliği dışında gerçekten filtreleri çok başarılıydı. Ama yine kafaları karıştıran bir projeye imza attı. Bakın insanların çektiği fotoğrafları Asya, Hint, Kafkas veya siyahi insanlara çeviriyor uygulama ve ırkçılık yaptığı için de eleştiriliyor. Buna benzer bir olayı Snapchat'te yaşamıştı. Bob Marley'in anısına hazırlanmış filtresi vardı Snapchat'in. Onu yine ırksal durumdan dolayı, ırksal hassasiyetten dolayı eleştiri alarak kaldırmak durumunda kalmıştı. FaceApp'in bunu yaşaması, Snapchat'in bunu yaşaması aslında dikkatleri de üzerine çektiklerini gösteriyor. Yani belki de hoşlarına da gidiyor olabilir. Ne kadar güzel dikkati üzerimize çektik. Çok daha fazla insan şimdi uygulamamızı indirecek. Çünkü merak ettiği için gibi yorumlara da sebep olabilir. O yüzden bilmiyorum birazcık reklamın iyisi kötüsü yoktur politikasını mı işliyorlar? Yoksa gerçekten yaptıklarının yanlış olduğunu bilmiyorlardı, düşünmüyorlardı. Şimdi mi düşünmeye başladılar? Orası birazcık tartışılır. Ama her iki konuda da her iki aşamada da gerçekten eleştiri yapanların sayısının fazla olduğunu söylemekte fayda var analiz yaptığımızda.